Konguç Akademilerin hepinize selamlar, hepinize merhabalar. Sıfırdan 9'a hazırlık kampında bugün sizlerle tarihte Dünya Gücü Osmanlı'ya bakacağız. Tabi unutmayın bunlar özet dersler. Yani koca üniteyi bir hani 20 dakikada 30 dakikada size vermeye çalışacağız. Bir ön hazırlık kısmı burası. E, dersler de zaten yıl içerisinde çok daha geniş şekilde bunları göreceksiniz. <laughs> Şimdi bu bölümde ortaokula baktığım zaman Türk tarihinde yolculuk ünitesini kapsıyor. Özellikle Dünya Gücü Osmanlı niteliğine bir hazırlık yapmış oluyoruz. Dokunma buranın bir bağlantısı yok. 10. sınıfa baktığımız zaman ise özellikle yeni nesil sorularla kendinizi de götürmeye çalışacaksınız diyelim. Fetih ve Fatih, İslam dünyasının liderliği, gücünün zirvesinde Osmanlı, Osmanlı'nın gücü ve stratejik rakipleri, karaların ve denizlerin hakimi e, temel bakacağımız konular. İlk olarak Fatih Sultan Mehmet dönemine başlayalım. İstanbul'un fethi, ilk temel amaç. Fatih biliyorsunuz e, temelinde bir önceki derste de bahsetmiştik. Hani e, belikten devleti Osmanlı siyasetinde. İkinci e, Murat tahtı ona bırakmıştı. Ancak... E, Patlak veren Varna ve ikinci Kosova savaşlarıyla beraber tekrar tahta geliyordu. O savaşlardan sonra tekrar tahtan çekiliyordu. Şimdi ikinci Mehmet'in burada rüştünü ispat etmesi gerek. Rüştünü ispat etmesi için de ilk temel hedef ne olmalı burada? Ee, İstanbul'un fethedilmesi. E, fethedilmesinin bir takım sebepleri de var. Bizans'ın e, izlemiş olduğu politikalar, şehzadeleri kışkırtmaları, haçlı seferlerine zemin hazırlamaya çalışmaları. Osmanlı toprak bütünlüğü sağlanmak istemesi var. Rumeli toprakları bizde, Anadolu toprakları bizde. Ama arada bir hani ne var? E, hani şöyle göstereyim size. Arada bir... İstanbul toprakları var. E, bu topraklar sende. Bu topraklar sende bütünlüğü sağlamak istiyorsun burada. E, bölge ticaret yolları ve kazançları ele geçirmek istiyorsun. Ve Hazreti Peygamber'in de e, bu fetihle ilgili özellikle hadisleri bulunuyor. Ne yaptı hazırlıkta? Osmanlı Anadolu Hisarı hatırlarsanız birinci e, Bayis döneminde yapılıyordu. Dırın Bayis döneminde yapılıyordu. Bunun karşısında bir Rumeli Hisarı'nı yaptı. 400 parçadan oluşan bir donanma hazırladı. E, surları tırmanmak için tekerlekli kuleler kurdu. Ve suları yıkmak için de Şahi adı verilen büyük toplara döktü. Denilen gelelim buraya. Bizans'a gelir. Bizans Hristiyan dünyasından yardım istedi. Şehrin surlarını tamir etti. Haliç'in ağzına zincirler çekti. Hemen şuraya bakın. Şuraya büyük zincirler çekecekler. Ee, bir de Grevjuva yani Roma ateşi denilen denizde yanan silahı geliştirdi. Şimdi bakın şurası zaten Bizans İmparatorluğu'nun yani şu an tarihi yarım adanın bulunduğu yerde İstanbul'da. Yani bu toprak hepsi İstanbul toprakları. Sadece şu bölge fethedilmiştir zaten. E, Haliç'e zincirlerini çektin. Ama ne yaptı Fatih Sultan Mehmet? Karadan gemileri yürüttü ve Halice bu gemileri indirdi. Ee, zaten Marmara Denizi'nden tamamen kuşatma altına almış durumda. E, karadan da Osmanlı kuvvetleri tamamen kuşatma altına almış durumda. Yani Bizans'ın yardım almasını her türlü engelliyor. Ve 53 bin süren e, bu kuşatmadan sonra İstanbul fethedilmiştir. Şimdi İstanbul fethedilmesinin Türk tarihi açısından sonuçları neler? ...bize bir defa Anadolu ve Rumeli toprak bütünlüğü sağlandı. İpek yolunu ele geçirdik, ticaret kazancı var. Başkenti İstanbul'a getirdik, Edirne'den başkent artık İstanbul oldu. İkinci e, Mehmet'e Fatih unvanı verildi. İslam dünyasında da Fethi, Fethi Mübin olarak görüldü. E, Fener Rum Patrikhanesi de Osmanlı Devleti'ne bağlandı. Dünya tarihi açısından baktığımız zaman ise... E, ...özellikle ateşli silahların suları üzerindeki etkisini gördük. Bizans bilim insanları İstanbul'dan ayrılıp İtalya'ya geçti... E, ticaret yolları Osmanlı Devleti'nin denetimine girdi. Orta Çağ sona erdi. Yeni Çağ başladı. E, bu yüzden e, demek ki dünya tarihinde bir çağın açıp kapatılmasında veya işte bilim insanlarının İtalya'ya gidip orada Rönesans'ı başlatmasında veya ticaret yollarının Osmanlı eline geçmesiyle e, coğrafi keşiflerin başlamasında çok önemli sebep sonuç ilişkileri var. Öyle diyebiliriz. Peki fetihten sonra Fatih ne yaptı? Bir defa e, iki ay süreçli bir kuşatmadan sonra İstanbul harap olmuştu. E, İstanbul imar edildi. Çandarlı Halil Paşa biliyorsunuz önceki derslerde bahsetmiştik. Fatih'e karşı bir politika izliyordu. Çandarlı ailesi ve özellikle köklü aileler yönetimden uzaklaştırıldı. Devlet müesseselerini kurumsallaştırdı. Özellikle Topkapı Sarayı bir devlet merkezi haline getirilerek... ...burada e, Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edilip... E, ...burası e, çok iyi bir yönetim merkezi haline getirildi. Bir de Topkapı Sarayı'nda Enderun Mektebi oluşuyor ...bir iş saray okulu olarak e, burada neye e, sebebiyet verdi? E, çok iyi devlet adamlarının yetiştirilmesine öne gösterildi. Fatih Sultan Mehmet dönemindeki diğer fetih hareketleri bunlar. ...map kitabınızda da bulunuyor. Hani bunları ezberlemeye kalkmayın ama bu önemli gelişmelerinde Fatih Sultan Mehmet döneminde gerçekleştiğini söylemek gerekir. 1453 İstanbul fethiyle başlayıp en son İtalya seferinde Otranto Kalesi'nin ele geçirilmesine kadar süren bir süreçtir. Bu kale ele geçirdikten sonra Fatih hayatını kaybetmiş. Belki hayatını kaybetmesi İtalya'nın büyük bir bölümünde ele geçirebilirdi. Öyle diye. Ee, bakın Otranto seferi burada. E, özellikle Kızıl Elma'ya ulaşmak için hedeflenen en önemli politikalardan biridir. Bazı rivayetlere göre de Fatih Sultan Mehmet İtalya'yı çıkarma yaptıktan sonra ve hedefini tamamen Roma'ya doğru çevirdikten sonra Papa tarafından zehirlendiği, Papa tarafından e, burada e, katledildiği de rivayetlerde geçer. Tabi tarihsel gerçeklikte bunu bilemeyiz ama eğer Fatih ölmeseydi varsayım olarak da söylemek gerekir ki e, özellikle Roma'yı fethetmeye yönelik olarak da gidebilirdi. Şimdi Fatih hayatını kaybettikten sonra yerine İkinci Bayezid geçi. İkinci Bayezid ve Cem Sultan ikisi de Fatih'in oğullarıdır. Şimdi Cem Sultan kardeşinin hükümranlığını önce e, hoş karşılamadı. E, ve kardeşine ikili te devlet teşkilatını teklif etti. Bu ne demek? Hani e, Cem Sultan dedi ki devletin batısını ben yöneteyim doğusunu sen yönet. Hani ben sana tabi olayım ama işlerinde serbest kalayım. Bunu kabul etmedi İkinci Bayezid. E, bunun üzerine de İkinci e, Bayezid tahta çıktıktan sonra Cem Sultan'la arasında savaşlar e, ...mücadele e, baş gösterdi. Yapılan savaşı... E, ...burada 2. Bayezid kazandı. Cem Sultan önce Memlüklere... ...sonra Rodos Şövalyelerine... ...sonra Fransa'ya, Papa'ya, Roma'ya... ...birçok devlete e, burada sığınıyor. Bu yüzden... ...hani normalde bir iç mesele olan... ...bu Cem Sultan olayının... ...bir dış meseleye dönmesine sebebiyet verecekti. Bu da 2. Bayezid döneminin... E, ...tamamen pasif bir dış politikayla ...sürmesine sebebiyet veriyordu. Yol Sultan Selim dönemine gelelim. İkinci Bayezid'den sonra oğlu... Ee, ...Birinci Selim Osmanlı tahtına çıkıyordu. Ee, bir önceki dönemin pasif geçmesinden ötürü... ...zaten devlet adamları ve ulema... ...oldukça tepkiliydi. Birinci Selim cesaretiyle... ...özellikle kararlılığıyla çok önemli planda bir hissi. Ee, özellikle... E, ...babası döneminde meydana gelen... ...şah kulu ayaklanması var. Bu şah kulu ayaklanmasını... ...önceden burada süzmesi... ...bu tehlikeyi görmesi adına... E, ...doğu siyasetini geliştirmeye çalışıyor. Ee, özellikle... E, tahta geçtikten sonra hemen bir Safaviler'le mücadele niteliği var. Doğu'ya yönelik olarak sefer hareketlerine başlıyor. Önce Çaldıran Savaşı'nda safevilere karşı savaşacak. Ee, burada e, Şah İsmail'in ordusu tamamen mağlup ediliyor. E, ve e, Doğu Anadolu'da büyük bir kısmında biz... E, Osmanlı'nın egemenliği sağlarını görebiliyoruz. Çaldıran Savaşı safevilere karşı kesin Osmanlı zaferiyle sonuçlanıyor. Daha sonra dönüp Safa, yani Çaldıran Savaşı'ndan döndükten sonra Dağı savaşında kimlerle savaşacak Osmanlı? Dulkadiroğlu Beyliği ile. Bu beyliği ortadan kaldırıyor Anadolu'da Türk siyasi birliğini tamamen sağlamış oluyor Dulkadiroğlu Beyliği. Osmanlı'ya katılan son beyliktir. Peki bitti mi? Bitmedi. Yavuz yönü nereye dönecek? Bu defa Mısır'a yönelik olarak yönünü e, dönüyor. Niçin? Bir defa Yavuz İslam dünyasının lideri olmak istiyor. Çünkü o dönemlerde e, e, halifelik Memlükler'de. Baharat yolu ve zengin bir tarım bölgesi olan Mısır almak istiyor. Dulkadiroğlu'nun Osmanlı yemene girmesinden ötürü de Memlükler bu duruma tepkili. Çünkü Dulkadiroğlu'nun Memlüklerle ilişkisi olan bir beylikti. Bu yüzden iki devlet arasında bu durum çatışmaya sebebiyet verecektir. Önce 1516'da Mercidabık Savaşı geldi. Mercidabık'ta Mısır ordusu olan yani Memlük ordusu olan ordu imha edilecektir burada. Ve Yavuz'un ...kesin zaferiyle burası tamamlanıyor. Mercidabık Savaşı'nı yendikten bir yıl sonra da... ...Mercidabık'tan Ridaniye'ye, Mısır işlerine kadar gidecek Yavuz... ...ve Ridaniye Savaşı'nda... ...140 binçilik... E, ...Memlük ordusunu mağlup ediyor. E, ve bu e, galibiyetten sonra da... ...Memlük devleti tarihe karışmıştır. Ridaniye Savaşı'nın kazanmasıyla beraber. Memlük devleti sona erdi. Böylece Türk İslam dünyasının liderliği Osmanlı'ya geçti. Suriye, Filistin, Mısır, Hicaz, Kutsal Topraklar... ...bunların hepsi Osmanlı topraklarına e, katıldı... Osmanlı sınırları Kuzey Afrika'ya kadar ulaştı. Halifelik artık Osmanlı'da e, Hicaz emirliği, Mekke emirliğinin içinde bulunmuş olduğu emirlik Osmanlı'ya bağlandı. İpek yolundan hani Fatih Sultan Mehmet döneminde İpek yolu ele geçirilmişti biliyorsunuz. Artık Baharat yolu da Osmanlı eline geçmiş oldu. Avrupalılar coğrafi keşifleri daha da fazlalaştırdı. Venedikler'de Kıbrıs için Memlüklere verdikleri vergiyi artık Osmanlı Devleti'ne ödemeye başladı. Ve böylece kapitülasyon siyasette Osmanlı'da iyice şekillenmeye başlıyor. Evet 8 yıl çok uzun bir süreç değil Yavuz Sultan Selim dönemi ama 8 yıla 80 yıl sığdıran bir padişahtı. İşte o padişahın oğlu olan ve Osmanlı tahtında en uzun süreyle kalan yani 46 yıl devleti yöneten bir cihan imparatoru. Kanunu Sultan Süleyman. Ee, özellikle Batıların muhteşem, Doğuların Büyük Türk olarak isimlendirdiği bir kişi Kanuni Sultan Süleyman. Ee, o dönemde iki farklı güce karşı Kanuni Sultan Süleyman mücadele edecek. Batı'da Hasuruklar'da Doğu'da ise Safeviler'de e, kalim düşmanları bunlar. Öncelikle Hasuruklar'da mücadeleye bakalım. Batı'daki e, sürece bakalım. Şimdi e, bu dönemde reform hareketleriyle Avrupa bir defa sarsılmış durumda. Bir iç karışıklığı yaşıyor. Avrupa'da bir savaşları var. E, ve Avrupa'da iki egemen güç birbirine karşı savaşıyor. Bir tarafta ee, hani ee, Kutsal Roma Cermenli İmparatoru olan Şarken, diğer tarafta da Fransa Kralı olan Fransuva. Osmanlı ise ve Kanuni ise e, bu dönemde Fransuva'ya destek çıkacak. Hani bu mantıkla da özellikle bu Haçlı zihniyetine Haçlı zihniyetini yok etmeye çalışıyor. E, tabii Fatih Sultan Mehmet döneminde kuşatılıp alınamayan iki yer var. Biri Belgrad'dır, diğeri Rodos'tur. İşte Kanuni ilk olarak bu iki yeri alıyor. Bakın bu nedir? Bu nasıl bir mesajdır? ...ben Avrupa'da Fatih'in bıraktığı yerdeyim. Büyük dedemin bıraktığı yerdeyim. O nasıl size Avrupa'da kök söktürdüyse... ...ben de aynı yoldan gideceğim. Mesajını vermektir burada Avrupalılara. Ve işte Avrupa'daki ilk büyük savaşı... Kanun Sultan Süleyman'ın Moğaç Meydan Savaşı. 29 Ağustos 1526'da. Osmanlı ile Macaristan arasında gerçekleşen bu muharebede... ...sadece iki saatlik bir sürede... E, ...burada bakın... 40 bin asyerlik Macar ordusu imha edilmiştir. Bu bakımdan da çok çok önemli bir zafer olduğunu söylemek gerekir. Bu savaşta da zaten bu din ele geçiriliyor. Daha sonra bu savaştan 3 yıl sonra Viyana kuşatılıyor. Viyana aslında Osmanlı'nın büyük bir gözdağı vermesidir. Kutsal Roma, Cermen İmparatorluğu'na. Bu kuşatma başarısızlık da tamamlanıyor. Osmanlı ordusu özellikle kış şartlarının yaklaşmasından ötürü çünkü dikkat ederseniz Eylül Ekim aylarında gerçekleşen kuşatmalardır. Kış şartları yaklaşınca kuşatmayı kaldırıp paytahta dönüyor ordu. Ama Avrupa'ya bir göz dağıtır bu. Tabi Avrupalılar Viyana kuşatmasının biraz başarısız olmasından ötürü güç bulmaya çalışmışlardır. Bunun üzerine de e, bu kuşatmadan 2-3 yıl sonra Almanya seferine çıkacak kanuni. Almanya seferine çıktığı zaman karşısına tek bir ordu bile çıkmıyor. Bakın iki tarafın güçleri var ama savaşmıyorlar çünkü hiçbir ordu Kanuni Sultan Süleyman'ın karşısına çıkabilecek kuvvette de, güçte de değil tamam mı öyle diyelim. Ee, bu yüzden kesin Osmanlı zaferiyle e, tamamlanan bir seferdir ve 1533 yılında 1533 yılında İstanbul Anlaşması veya İbrahim Paşa Anlaşması olarak bilinen e, atlaşma imzalanıyor. Bu anlaşmanın esasında bir madde var. Onu size söyleyeyim. Bakın Osmanlı Avrupa'ya karşı nasıl kuvvetli. Diyor ki Avusturya Kralı, Avusturya Kralı protokol bakımından Osmanlı sadrazamına eşittir. Bakın koskoca Avusturya Kralı Osmanlı sadrazamına eşitse Osmanlı padişahının Avrupa'ya nasıl bir siyasi bir üstünlük sağladığını varın siz düşünün. Kanun Sultan Süleyman 13. seferi. Yani son seferi zihyat ver seferidir. Bu seferde de batı dünyasında yapılan son sefer hareketi bu. Hayatını kaybedecek ve bu kale alınacaktır. 46 yıllık padişahlığı da sona eriyor. Şimdi batı dünyası böyleydi. Şimdi doğu dünyasına geliyor. Doğu dünyasına karşı Irak ayın seferinde, İran seferinde ve Nahçıvan seferinde Osmanlı bir takım kazanımlar elde ediyor. Safevilerle bu yüzyıl içerisinde çok önemli mücadeleleri var. Doğudaki en önemli düşman Safeviler diyelim. Irak seferinde Tebriz ve Bağdat ele geçiriliyor. İran seferinde burada Tebriz tekrar geri alınıyor. Nahçıvan seferinde ise ilk Osmanlı ilk Osmanlı Safi bir anlaşması olan Amasya anlaşması imzalanıyor. Peki gelelim Osmanlı'daki kapitülasyon siyasetine. Kapitülasyonun temel amacı var siyasi ve mali. Mali amaç ticareti geliştirerek iktisadi alanda kuvvetlenmektir. Siyasi amaç ise Batı'daki Haçlı Birliği'ni yok edebilmektir. Kapitülasyonlar iki dönemde ele alınıyor. Birinci dönem Ceneviz'le tanınan ilk kapitülasyonla başlıyor. E, ve Venedikler'e özellikle verilen kapitülasyonlar da devam ediyor. İkinci dönem ise Mısır'ın fethiyle başlanıyor. Özellikle... Ee, ...hani Memlüklerin Fransızlara verdikleri kapitülasyon yenileniyor... ...böylece Fransızlar da Osmanlı'dan kapitülasyon almaya başlıyor... ...diyeriz, onu diyelim. Ee, Venedik ve Cenevizler'in Osmanlı politikasına gelelim... ...Venedik ve Cenevizler İtalyan şehir devletleridir... ...özellikle Akdeniz ticaretinde çok çok ön planda olan... E, ...kısım... ...İstanbul'un fethinden sonra ticari ayrıcalıklarını kaybetmek istemiyor bu iki toplulukta... ...özellikle ticaretten faydalanmak için de... Osmanlı'dan imtiyaz etmeye, el, e, elde etmeye çalışıyorlar... Bu yüzden İstanbul'da, Bursa'da, Edirne'de, Venedik'te ta tacirler var. E, ve ticari faaliyetlerine, ekonomik e, kazançlarına bu bölgede devam ettiklerini söylemek gerekir. Osmanlı buna musallama gösteriyor. Çünkü temelinde Haçlı Birliği'nin oluşturulmasına engel olmaya çalışıyor. Bu devletleri yanına çekmeye çalışıyor. E, Hapsurk Hanedanlığı ile mücadeleye gelelim. Hanedanın başında kim vardı? Şarken vardı. E, özellikle kanun ile cihan hakimiyeti konusunda iki imparator e, burada birbirine karşılar. Osmanlı'da Habsburg İmparatorluğu'na karşı İngiltere, Fransa, Hollanda gibi milli monarşileri yardım edip kapitülasyon vererek e, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'na karşı bunları bir güç olarak kullanmaya çalışıyor. E, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nda e, özellikle iktidarda Habsburg Hanedanlığı'nda ona da söyleyelim. Burada başta Şarken önemli bir kısmı oluşturuyor. Osmanlı Devleti'nin dış politikasına gelelim. Osmanlı özellikle e, Hint denizlerinde Portekiz'e karşı Gücerat'ı Endonezya'da Açe Sultanlığı'na himaye ediyor. Demek ki dünyanın çok farklı coğrafyalarında İslam devletlerini himaye altına almıştır. İspanya'nın Cezayir ve Tunus'ta yerleşme girişimlerini önlüyor. E, Fransa, İngiltere ve Hollanda'yı himaye girişiminde bulunarak milli monarşileri de destekliyor. Ve protestanlığın kuvvetlenmesinde rol oynayarak özellikle o Haçlı zihniyetini parçalamaya çalışıyor. Osmanlı dış politikasında bunları hedef almaya çalışıyor. Peki ee, monarşiler ne için Osmanlı'dan destek istiyor? Özellikle Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun yani ...Şarken'e karşı burada ee, mücadelesinde özellikle Fransa, İngiltere, Hollanda gibi devletler Osmanlı'dan yardım istemeye çalışacak. Özellikle Fransa Kralı Fransa Fransuva'da ...Şarken karşısında ancak kanunun desteğini alarak burada varlığını devam ettirmeye çalışıyor. E, ee, İspanya'daki ee, Müslüman Yahudilere yardım edilmesine gelelim. Gerek 2. Bayezid döneminde gerek kanun döneminde e, yapılan faaliyetlerle beraber bölgedeki Müslümanlar, Yahudiler e, kurtarılmıştır. İkinci Bayezid döneminde işte Kemal Reis gönderiliyor. Kanun döneminde e, burada Hızır Reis gönderiliyor. Barbaros Hayatin Paşa'nın getirilmesini görebiliyoruz. E, böylece bölgedeki Müslümanlar, Yahudiler burada e, kurtarılarak Kuzey Afrika'ya, Payitaht'a, e, Anadolu topraklarına yerleştiriliyorlar. E, Osmanlılar Akdenizli e kısmına gelelim. E, İstanbul'un fethiyle Osmanlılar Karadeniz ve Doğu ticaret e, üzerinde kontrolü sağlayan niteliği... ...ele alan kısımdır. Ancak İtalyan şehir devletleri vardı. Kimdi onlar? Ceneviz ve Venedik gibi kısımlar. Bunlara da bir takım imtiyaz vererek... E, ...Akdeniz'deki e, varlığını devam ettirmeye çalışıyorlar. Özellikle e, Osmanlı, Cezayir'de... ...Cezayir'de bakın şu kısım... E, ...Tunus'ta ve Trablus'ta, Libya olan kısımlarda da... ...üstel kurarak Akdeniz ticaretinde egemen olmaya çalışıyor. Evet. Ee, ve Osmanlı'nın kara kuvveti olan bir Osmanlı'nın bir deniz kuvveti olduğunu gösteren savaşa geldim. Preveze Deniz Muharebesi. Bakın bu savaş günümüzde donanma günü olarak da ee, kutlanmaktadır. Öyle söyleyelim. Ee, bu savaşta kimler var? Bir tarafta Osmanlı var, Barbaros Hayrettin Paşa komutasında. Diğer tarafta da Haçlı birliği var. Kim oluşturuyor onları? Venedik, Ceneviz, Malta, İspanya ve Papalık oluşturuyor. Barbaros Halitin Paşa, Andre komutasındaki Haçlı Birliği'ni mağlup edecek. Kesin Osmanlı zaferiyle kazanılan bu savaştan sonra da Osmanlı da denizlerde çok çok önemli bir kuvvet haline gelecektir. Coğrafi keşiflere gelelim. Osmanlı, Fatih Sultan Mehmet döneminde İpek yoluna, Kanuni Sultan Süleyman döneminde de Bağra pardon, ee, Fatih Sultan Mehmet döneminde İpek yoluna, Yavuz Sultan Selim döneminde de özellikle Baharat yoluna egemen olduktan sonra e, direkt bilim teknikteki ilerlemelerin yaşanması, gerek Avrupalıların yeni ticaret yolu bulma istekleri, doğunun zenginliklerine direkt ele geçirmek istemeleri, cesur gemicilerin burada yetişmeleri, Avrupalıların dünyayı tanıma ve yayma faaliyetleri ve Hindistan'a direkt ulaşabilme düşünceleri, coğrafi keşifleri gerçekleştiren nedenler arasındadır. Başta İspanyollar ve Portekizler başlayacak ama e, birçok önemli devlet de zamanla bunu destekleyecektir. Amerika kıtasının bulunmasında ilk önemli isim Christophe O ilk olarak bakın geliyor bu kısımları keşfediyor. Ancak buranın yeni bir kıta olduğunu anlamıyor. Buranın yeni bir kıta olduğunu gören kimdir? Şu mavi renkte görmüş olduğunuz Amerika Vespucci'dir. Bu yüzden günümüzde onun adıyla kıta anılmaktadır diyebiliriz. Peki coğrafi keşfinin sonuçlarında ne oldu? Bir defa Delcano'nun ve Magellan'ın gerçekleştirmiş olduğu e, o seyahatten sonra dünyanın yuvarlak olduğu ispat edildi. Kiliseye olan güven azaldı. Yeni yerler ve kötüler keşfedildi. Kakao, vanilya, domates Patates gibi yeni bitki türleri ve hayvan türleri keşfedildi. Bakın çok enteresandır. Mesela Fatih Sultan Mehmet hayatında hiç domates ve patates görmemiş ve tatmamıştır. Bunlar Amerika'nın keşfinden sonra getirilen yeni bitkilerdir. Avrupa'da zenginliğin kaynağı toprak olmaktan çıkıp değerli madenlere döndü. Altın ve gümüşe. Bu da Avrupa'da yeni bir ekonomik modelleme yani merkantilizme sebebiyet verecekti. 11. sınıfta ayrıntı olarak göreceksiniz bunu. Hristiyanlık yeni yayılma alanları buldu. Ticaret yolları yer değiştirdi. Atlas Okyanusu limanları önem kazandı ve bununla beraber Akdeniz limanları da önemini kaybetti. Osmanlı da buna karşı olarak coğrafik o karşı olarak dört tane e, Hint seferi düzenledi. Bu Hint seferlerinin düzenlemesi nedenleri arasında baharat ticaretini ele geçirmek isteyen Portekizlerin saldırgan tutumu vardır. Portekizlerin Basra Körfezi ve Kızıl giriş çıkışı engellemesi vardır ve Gücelerat hükümdarlarının bir Türk e, Türk deminde bir İslam devletinin yardım istemesi vardır. Ancak Dört tane büyük sefer düzenlenmesine karşın Osmanlı tarafından bunlara gereken önem verilmemesi, Osmanlı donanmasının okyanus şartlarına uygun olmaması, Portekiz donanmasının güçlü olması, Hint denizinin Osmanlı gemici tarafından bilinmemesi ve Cüceler Sultanları'nda gerekli yardım etmemesinden dolayı seferler başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Ee, Akdeniz e güçlerinin gü güçlerin değişmesine gelelim ki bu güçlerin değişmesindeki en önemli savaşlardan biri İnebahtı Savaşı'dır. İnebahtı Deniz Muharebesi'nde Osmanlı İnebahtı Savaşı'ndan önce ...İkinci Selim döneminde Kıbrıs'ı fethetmiştir. Kıbrıs'ın alınmasına tepki olarak... ...bir Haçlı donanması oluşuyor İspanya, Venedik, Cenevis Papalık, Malta Şövalyelerinden... ...Jean Austria ...ve Sebastania, Wiener... E, ...burada Müezzin, Zade, Ali Paşa... ...ve Uluç Ali Reis'e karşı savaşacaklar. Bu savaş Haçlı zaferiyle... ...tamamlanıyor. Bu savaşla beraber de... ...Avrupa'da... ...yenilmez... ...Türk... ...deyimi veya algısı yıkılmıştır. Osmanlı'nın da yenenebileceği, Osmanlı'da mağlup edilebileceği bu savaşla beraber anlaşılıyor. Öyle söyleyelim. Tabii Osmanlı savaşı kaybettikten sonra dengeyi bir daha kurabilmek ve niteliğini artırabilmek için mesela İngilizlere Habsburklara karşı ticari imtiyaz veriyor. Daha sonra Akdeniz'de İspanyaya karşı ittifak kurarak burada e, kurabilecekleri e, bir deniz gücü olarak görüyor Hollandalıları, Hollandalılara destek veriyor. E, demek ki İngilizler ve Hollandalılar Akdeniz siyasetinde Osmanlı tarafından desteklenen e, güçlerdir diyebiliriz. Evet, ödev sorumuza gelelim. Kırım hangi Osmanlı padişahı döneminde Osmanlı tarafından katılmıştır? Bunu lütfen e, bulun ve yorum kısmına mutlaka yazın. Gelecek derslerde tekrar görüşmek üzere. Hadi bakalım. Hoşçakalın. <laughs>